Cenab-ı Hakk'ın öğrencisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün beşeriyete, bilenlere bilmeyenlere, okuyanlara okumayanlara, makamı, mevkisi, kariyeri ne olursa olsun bütün beşeriyete muallimlik yapmış Peygamberimiz. Ve hepinizin malumu olduğu gibi puta tapanlardan beşeriyete önderler yetiştirmiş. Puta tapanlardan beşeriyete önderler yetiştiren bir peygamber aleyhissalatü vesselam. Eddebeni Rabbim ve ehsene tedbiri. Rabbim beni terbiye etti, terbiyemi güzel yaptı. Zaten Rab terbiyeci demektir. Elhamdülillahi Rabbil alemin derken bütün alemlere terbiye veren Rabbul alemine hamdü senalar olsun demek istiyor. Ve Cenab-ı Hak Kur'an'ın sünneti, fazileti, güzellikleri, erdemi insanlara aktaran alimlerin de Rabbani olmasını istiyor. Rabbani ne demek? Bir, Rab olan Allah için yapıyor yaptıkları şeyleri. İki, insanları küçük şeylerle terbiye ediyor, ürkütmeden sonra büyük şeyleri onlara anlatıyor. Ufak ufak meseleleri söylüyor, sonra büyük meseleleri anlatıyor ki kavrayabilsin, istihab edebilsin. Rabbani bu. Bakın Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bir kulu terbiye ederken, büyütüp beslerken, anne karnında bir çeşit besliyor, doğarken bir çeşit besliyor, dişleri çıkarken bir çeşit besliyor ve büyür. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminlere kitabı okuyor, onları tezkiye ediyor. Ve kitabı ve hikmeti öğretiyor. وَاِنْكَانُ مُنْخَبُّ لَفِي ضَلَالٍ مُّب۪ينَ Daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Öyleyim. Puta tapanlardan hamuru, helvayı, pekmezi karıştırıp put yapıp tapan, acıktığı zaman yiyen insanlardan kıyamete kadar radıyallahu anh diyeceğimiz insanlar yetiştirdi Peygamberimiz Dünya neye sahipse onun vergisidir de. Allah. Medyum ona beşeriyeti, medyum ona verdi. Medyumdur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rabbi mahşerde bizi bu ikrar ile haşer. Bütün kainat Hazreti Peygamber'e borçludur. İnananı inanmayan herkes. Tabii bütün her şey Allah'ın fazl-ı keremidir. O ayrı bir hakikat. Allah istemese hiçbir şey olmaz kendisi. İstediğinde de istediğine engel hiçbir şey olmaz. لَا مَانِعَ لِمَا عَطَيْهُ وَلَا مُعْطِيَ لِمَنْ مَنَعْهُ Allah'ın verdiğini engelleyecek kimse yok. Tuttuğunu da elinden tabir caizse kudretinden koparacak kimse yok. مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ وَالرَّحْمَةِ فَلَا مُرْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ اِنْبَعْهُ Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kullarına bir rahmet göndereceği zaman o rahmeti engelleyecek hiç kimse bulunmaz. Tutup göndermediğinde ondan sonra hiç kimse almaz. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Allah'ın rahmetlerinden bir rahmettir. Kur'an ayrı bir rahmettir. Mesela yağmur ayrı bir rahmettir. Rüzgar ayrı bir rahmettir. Vesaire vesaire. Şu rahmete bakın ki bütün alemler o rahmetten istifade ediyor. Değerli kardeşlerim, işte Bakara suresi ayet 27, 128, 129. ayet-i kerimeler ile Ali İmran suresinin 164. ayet-i kerimeleri böyle. Özet olarak Hazreti İbrahim'in duası ve Hazreti İsmail ve Hazreti Musa'nın da Hazreti İsa'nın da müjdesi Peygamberimiz. Ve ikkala İsa ibn Maryem ya beni İsrail inni Resulullah ileykum
مُصَدِّقٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ رَحْمَةٌ Ey İsrail oğlu! Hazreti İsrail. Ben size Allah'ın gönderdiği bir peygamber. Benden önce Tevrat'ı tasdik ediyorum. Ve benden sonra gelecek Ahmet isimli peygamber de sizlere müjdeliyor. Ve Amine'nin de rüyası. Peygamberimiz öyle diyor sanırsın. Ben babam İbrahim'in duası, kardeşim İsa'nın müjdesi ve annem Amine'nin de rüyası. Rüyasında gördü ki sen bu ümmetin efendisine hamilesin. Doğduğun zaman şeytandan onu Allah'a sığındırıyorum dersin ve adını da Ahmet koyarsın, Muhammed koyarsın. Hazreti İbrahim'in duası da, Hazreti İsa'nın müjdesi de ve Hazreti Peygamber'in validesi Hazreti Amine'nin rüyası da el hak tecelli etmiştir. Ve Cenab-ı Hak kumdan ayın 14'ü gibi bir öksüz çıkarıverdi. Öksüz. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam doğmadan 6 ay önce babasını doğmadan 2 ay önce babasını doğduktan 6 yıl sonra da annesi rahmeti rahmana kavuşmuş. Niçin? Çeşitli hikmetleri var. Terbiyeci Allah olsun. Cenab-ı Hak onu terbiye ediyor, o olsun diye. Bir de hiçbir kimsenin minneti onun üzerinde olmasın diye. Değerli kardeşlerim, Hazreti Peygamber'in annesi ve babası fetret ehlindendir. Olur ya, bazılarımızın aklına gelebilir, annesinin babasının durumu nedir? Fetret devri ve fetret ehli. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu konuda şöyle buyuruyor. وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا Biz bir kavme peygamber göndermeyince onlara azap vermeyiz. Peygamberimiz ne zaman peygamber oldu sallallahu aleyhi ve sellem? 40 yaşında. Annesi ne zaman vefat etti? Doğmadan 2 ay, doğduktan 6 yıl sonra. Babası ne zaman vefat etti? Doğmadan 2 ay önce. Onun peygamberliğine şahit olamadılar. Hazreti İsa'nın da devri bittiydi çünkü onlar daha önceki peygamberler kavmine gönderiliyordu. O halde Hazreti Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem annesi ve babası fetret ehlidir. Yani onlara bir peygamber gelmediği için Allah inşallah onlara azap vermeyecek. Sorumlu değil. Maturidi mezhebine göre sadece inançtan sorumlular, ibadetten değil. Yani gökyüzüne, yıldızlara, rüzgara, bulutlara bakıp bir Allah'ın varlığını bilmeleri gerekir diyor Maturidi. Eş'ari diyor ki ondan bile sorumlu değildir. Niçin? Çünkü ayet açık ve sarih. وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا Biz bir kavmi peygamber göndermeyinceye kadar kimseye azap vermeyiz. Bu manada bile Hazreti Peygamberimizin annesi ve babası necat bulacak olanlardan olur doğrusunu Allah. Bir şair öyle diyor, diyor ki حَبَلَّهُ النَّب۪يَّ مَز۪يدَ فَضْلٍ عَلَى فَضْلٍ وَكَانَ بِهِ رَعُوفًا فَأَحْيَا أُمَّهُ ثُمَّ أَبَاهُ لِإِيمَانٍ بِهِ فَضْلًا لَط۪يفًا فَسَلِّمْ فَالْقَد۪يمُ بِهِ قَد۪يرٌ وَلَوْ كَانَ الْحَد۪يثُ بِهِ ضَع۪يمًا Diyor ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Hazretleri Hazreti Peygamber'i öyle lütuflarda, öyle atalarda, minnetlerde bulundu ki sayılmaz. وَكَانَ فَضُّ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظ۪يمًا Bir ayette öyle buluyor.
Sana bilmediğini öğretti. Allah'ın fazlı senin üzerinde çok büyüktür. Malumuz peygamberlik çalışmakla elde edilmiyor. Mahz Allah'ın fazlı kerem. En son, en mükemmel, en büyük peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in bu lütfu, bu makamı, bu mevki ona Allah lütfetti. Elbette fazlı kerem onun üzerinde çok büyüktür. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Ey peygamber! Bilmedin Allah sana öğretti. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. Seni fakir buldu, zengin etti. Yetindin, seni iva etti. Allah'a iltica etti. Yolu bilmiyordun doğrusu. Seni doğru yola o sevk etti. Öbür ayete dönelim. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. Ey peygamber! Cenab-ı Hak sana bilmediğini öğretti. Doğru mu? Bütün beşeriyete öğretmenlik, muallimlik, rehberlik yapacak o büyük insana bu bilgi, bu birikim, bu fazilet nereden? Kaynağı Allah Celle Celaluhu. وَكَيَنَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Ve şüphesiz Allah'ın fazl-ı kerimi senin üzerinde çok büyük. İşte bu fazl-ı kerimlerden biri de az önceki şairin bahsettiği. Diyor Cenab-ı Hak, peygambere büyük lütuflarda bulundu. Ne yaptı da? Her şeyi yaptı da. Yaptıklarından biri de şu, annesini babasını ihya etti, diriltti, ona iman ettiler. Şair devam ediyor, diyor ki, ey itiraz etmeye hazırlanan kişi, itiraz etmeyi ver. Kadim olan Allah buna kadirdir, gücü yeter. Hadis zayıf da olsa buna inanmakta bir zarar yok ki. Çünkü az önce ben ayeti arz ettim. Fetret ehli ne Hazreti İsa'ya yetiştirir ne peygambere yetiştirir. Arada kaldılar. Arada kalanlar Eş'ariye göre imandan da sorumlu değil, ibadetten. Maturidi'ye göre zaten ibadetten sorumlu değil. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Hazretleri Hazreti Peygamber'in razı olacağı her şeyi ona nasip etti. Ve bizden birisi cehennemde olduğu müddetçe razı olmayacağına göre o lesevfi yuhtika rabbuka fatarda, o halde inşallah tevhid ehli hiç kimse cehennemde kalmayacak müjdesini de birbirimize söyleyebiliriz. Bunun için Allah'a hamdü senalar olsun. اَلَمْ يُرْضِكَ الرَّحْمَانُ فِي سُورَةِ الدُّحَى وَحَشَاكَ اَنْ تَرْضَ وَف۪ينَ مُعَذَّبُ. Ey Peygamber! Cenab-ı Hak Celle Celaluhu seni Duha suresinde razı etmedi mi? Razı olacağın zamana kadar sana Allah verecek demedi mi? Evet. Bizden birisi de cehennemde oldukça sen razı olmayacağına göre o halde kurtulduk inşallah. Yeter ki imanla yaşamalı, imanla ölmeli ve öbür tarafa yani berzaha ahirete intikal ederken Allah bu saadette bulunduğumuz mevlid kadrini ve şeref onu Hazreti Peygamber'in hürmetine hiç kimseyi, hiçbir mümini imandan yoksun bırakmaz. En kamil manada imanı, salih ameli, Hazreti Allah'ı razı etmeyi, Peygamber'i razı etmeyi, Kur'an'la haşir neşir olmayı ve Kur'an'ın şefaatini cümlemize nasip etsin. Hazreti İbrahim'in duası gerçekleşti. Hazreti İsmail annesiyle Kabe'ye yerleşiyorlar, Mekke'ye yerleşiyorlar. Malum Cürhüm kabilesinden birileri geliyor, oraya yerleşiyorlar. Onlardan Arapçayı öğreniyorlar. Sonra aşağı yukarı ta Adnan'a kadar dayanan Hazreti Peygamber'in nesebine baktığımız zaman Hazreti İsmail'i ve Hazreti İbrahim'i de görüyoruz. Yani Peygamberimiz Hazreti İbrahim'in duası bereketiyle Allah'ın lütfu fazileti son devrim peygamberi olarak onun duası ve Hazreti İsa'nın müjdesi ve Amin'in rüyası olarak dünyaya 571 tarihinde 12. Rebiülevvel bir pazartesi sabahı dünyaya geçiyor. Şair öyle diyor, diyor ki, dindi öksüzlerin, avarelerin nefaları, ki şefaat dağıtır şefkatinin nefaları. Hazreti Peygamber'in şefkat ve üz nefaları, nice iniltileri durdurmuş, karanlığı yırtmış ve cehaleti geride bırakmış. Onun için hiçbir müminin
o cehalete, gerek eski cehalete gerek yeni cehalete girmeye, dönmeye hakkı yok. Allah'ı nur, peygamberin nur ve kitabın nur olan bir ümmetin karanlıkta kalmaya hakkı yok. Mümin Kur'an'ı okumalı, Kur'an'ı öğrenmeli ve Kur'an'ın ikinci şarihi ve müfessiri olan Peygamberimizin sünnetini imkan dahilinde okumalı, öğrenmeli ve bu konuda gerekeni yapmalı, nura kavuşmalı ve inşallah nur olan Kur'an ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mümine şefaat ettiği zaman zaten onun sırtı yere gelmez. Cenab-ı Hak cümlemize Peygamberimizin bu şefaat-ı uzmasını inşallah nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelişte son, oruçta ilk. Cabir bin Abdullah'ın rivayet ettiği bir hadiste Hazreti Peygamber öyle buyuruyor. Cenab-ı Allah'ın ilk yarattığı şey senin peygamberin nurudur ey Cabir. Hatta Hazreti Adem cennetteyken, gölgedeyken, ağaç yapraklarını koparıp avret mahalline setretmek isterken Hazreti Peygamber oradaydı. Hazreti Abbas dedi ki Peygamber'in amcası, ey Allah Resulü, müsaade ben seni bekledim. Buyur dedi. Dedi ki, min kablu tutta fil zilali ve fi mustevdi'in hayne yuksehul varaku. حَبَطَّ الْبِلَادَ لَا بَشَرٌ بِلَادَ لَا بَشَرٌ عَنْتَ وَلَا مُضْغَةٌ وَلَا عَلَقٌ بَلْ مُطْفَةٌ تَرْكَبُ السَّف۪ينَ وَقَدْ أَلْجَمَ نَسْرًا وَأَهْلَهُ الْغَرَقُ تُنْقَلُ مِنْ صَالِبٍ اِلَى قَالَبٍ اِلَى مَضَى عَالَفٌ بَذَا طَبَقُ. Devam ediyor. Ya Resulullah diyor, Peygamber diyor Abbas radıyallahu anh amcası. Hazreti Adem gölgedeyken ağaçların altında, ağaçların yapraklarını koparıp ahiret mahalli öpmeye çalışırken sen oradaydın. Sonra sen dünyaya geldin. Daha sen nutfe şey değildin. Mudga değildin, alaka değildin. Ama Nuh'un sırtındaydın. Hazreti Nuh. Kavmi helak olduğu zaman sen onunla beraber gemideydin. Rahimlerden surplara intikal ettin. Bir alem bitince öbür alem geldi. Hazreti İbrahim ateşe atıldığında sen onunla beraberdin. Nasıl yansın Hazreti İbrahim? Ve biz senin ziya ve nurunla keyif ediyoruz diyor. Peygamber tebessüm etti ve itiraz etti. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruçta önde ama gelişte sonda. Yani hani bir söz var. Sen olmasaydın alimleri yaratmazdık. Böyle bir söz var. Bu söz dışlanmayan bir söz. Ama ayet değildir. Hadiste değildir. Ama böyle bir sözdür. Yani bu peygambere verilen bir kıymettir aleyhissalatü vesselam. Onun layık olduğu kıymeti aslında Allah verdi. Celle Celaluhu. Ne buyurmuş? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَم۪ينَ. Biz seni ancak mahzır alemlere rahmet olarak gönderdik. Başka bir şey değil. Hatta bu rahmet sadece müminlere değil ki alemlere. Emin olun gayrimüslimlere, hayvanlara da, nebatlara da, eşyaya, her bir şey. Birisi bir hayvan üstünde böyle binmiş bir cemaatle konuşurken Peygamberimiz geçti sanırım. Dedi ki, bunların sırtını kürsü edinmeyin, yazık bu hayvanlara eziyet etmeyin. Konuşacaksan in öyle konuş. Mesela, evet. Değerli kardeşlerim, pazarı pazartesiye bağlayan gece Hazreti Peygamberimizin mevlid kandilidir. İdrak edeceğimiz o mevlid kandili, bu okunan ezan hürmetine Cenab-ı Hak cümlemize hayırlara, bereketlere vesile kılsın. Dünyada inip inleyen, mazlum olan, mağdur olan, yalnızlığa itilen, fakirlik içinde uğranan insanların da belli bir kıvama, güzel bir kıvama ulaşmalarına vesile eylesin. Hazreti Peygamber'in sevgisinin, saygısının bize hakim olmasını Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bizlere de nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, İslam tarihinde dört önemli olay var dedim. Başta onu da bir daha arz edeyim. Viladet, Bi'set,
hicret ve rehlet. Viladet Peygamberimizin doğum. Onunla dünya neler kazandı? Dünya biliyor, birbirimize anlatıyoruz ama hepsini biz bilemiyoruz. Vaktimiz müsait değil, bilgimiz müsait değil. O gün bugün dünya neye sahipse onun vergisidir. Şair öyle diyor. Amerikalı bir bilim adamı 100 büyük diye bir kitap yazmış. Nasıl yazdı? Ülkelere mektup gönderdi. Beşer tarihinde insanla en fazla faydalı olan kim varsa yazın gönderin. 100 ayrı bölgeye, mıntıkaya, devlete yazı yazdı. Değerli kardeşlerim, gelen cevapları tevhid edildi. Yani dünya yaratıldı yaratılalı, o güne kadar cihanda, insanla, beşeriyete en faydalı kimdir? Yazın gönderin. Gelen cevapları bir jüri, bir komisyon tasdik etti. Birinci sıraya Cenab-ı Allah'ın da birinci kabul buyurduğu Hazreti Muhammed'i koyuyorlar sallallahu. Ve bunlar Müslüman değil o jüri. O komisyon Müslüman değil. Hristiyan. Bilim adamı. Birinci sırada Hazreti Peygamber'i koyuyorlar aleyhissalatü vesselam. وَالْخَيْرُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْاَعْدَى. Hani bir kuma kumasına tezkiyede bulunursa büyüyor. Diyelim bir adamın iki hanım var. Misal bir hanım diğerine diyor ki bana çok iyi bir hanım. Bu şehadet iyi. Çok kolay kolay bunu demez de. O halde Hazreti Peygamber'e inanmadıkları halde sallallahu aleyhi ve sellem. Belki inşallah sonra da inanmışlardı. Eğer Hazreti Muhammed birincidir diyorlarsa elhak doğrudur. Onlar demese de zaten. İkinci sıraya kimi koyuyorlar? Hazreti İsa'yı. Peygamberin sonra cümlesine sahip esnaf. Üçüncü sıraya kimi koyuyorlar? 50 soru. Hatırladığım kadarıyla 57. sırada Hazreti Ömer Efendimiz var. Değerli kardeşlerim, dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona beşeriyeti, medyun ona verdi. Medyundur o masuma bütün bir beşeriye. Ya Rabbi bizi mahşerde bu ikrayla hasret diyor hakim cennet mekanı. Bi'set Hazreti Peygamber'in peygamber olması. Hicri 610. Hicret, Hazreti Peygamber'in Mekke'den Medine'ye göçü arkadaşları ve ashabıyla. O da Hicri 622. Ve rihlet, göç. Peygamber'in Refik Ağa'ya kavuşması, yani vefatı Hicri 632. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Hazretleri, dünyada bizi Kur'an nuruyla, peygamber nuruyla, din nuruyla kuşatmış, ahirette de bu nurdan mahrum eylemesin. Şimdiden bu mevlid kandilinin bütün insanla hasreten İslam dünyasına, özellikle ülkemize ve insanımıza hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan temenni ediyoruz. Hepinizin mevlid kandili hayırlı ve mübarek olsun. Cenab-ı Hak dünyada sünnetinden, ziyaretinden, ahirette şefaatinden mahrum eylemesin. Çünkü sünneti ve ziyareti Hazreti Nuh'un gemisi gibidir değerli kardeşlerim. Bu gemiye binen kurtulur, binmeyen peygamber evladı bile olsa azgın dalgalarda yutulur. Cenab-ı Hak zarar görenlerden, ziyan görenlerden eylemesin. Daima asrı okuyalım, okuyanlardan ve gereğini yapanlardan eylesin inşallah. Çünkü ashab-ı kiram, Rıdvanullahi aleyhim ecma'in, bir yerde otururlarken kalkmadan asrı okurlarmış. Neden? Çünkü bu mübarek sürede esrar-ı felah var. Kurtuluşun reçetesi var. İman, salih amel, sabrı ve hakkı tavsiye etmek. Böyle olunca zarardan inşallah kurtulur mümin. Cenab-ı Hak kamil iman, salih amel, ölürken de sahih iman nasip eylesin cümlemize. Hazreti Peygamberimizin şefaatini cümlemize, zürriyetimize, neslimize, ülkemiz insanına, bütün Müslümanlara nasip eylesin. Amin. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.